Sen ne konuşuyorsun ya? Ha? Bir de utanmadan geldin bana iftira mı atıyorsun sen? Bu kadarsın işte sen. Gözümle gördüğüm şeyi gözümün içine baka baka inkar edecek kadar yalansın sen. Bu gözler kimin gerçek, kimin yalan olduğunu sana bakarken bin kere gördü. Ece Egemen Hanım. Egemen bak, altını çiziyorum. Sen o kirli paslı kalbinle bir takım planlar yapmışsın. Buraya gelmişsin, üste çıkmaya çalışıyorsun. Ama yemez. Tamam mı? Bu adam artık o oyunları yemiyor. Biz o level'ları atladık. Ya üste çıkmaya çalışan sensin be. Ya beni suçlu gösterip kendini kurban göstermek işine geliyor değil mi? Delikanlılığını bozmuyor. Delikanlılık diyor ya. Görüyor musun Oğuz? Delikanlılık diyor. Görüyor musun? Bana delikanlılık diyor ya. Tamam sakin. Ne sakini ya? Ne sakini oğlum? Evli barklı. Buraya gelmiş karnında bebek. Ne değişirdi ya? Ha, öptüm öpmedim. Ne değişirdi Ece? Değişirdi. Ben o ihaneti gözlerimle görmeseydim çok şey değişirdi. Bana yaşattığın her şeye rağmen her şey bambaşka olabilirdi. Sen beni boynuzladın kızım. Bilmiyorum farkında mısın? Boynuzladın sen beni. Ben bütün o ağır sözlerine, hakaretlerine, küfürlerine rağmen hapishaneye senin yanına geldim. Benimle görüşmedin. Hatırlıyor musun o günü? Hı? Oğuz beni arayıp Yasin bıçaklan dediğinde de ben gururumu ayaklarımın altına alıp yine her şeye rağmen o hastaneye senin yanına koştum. Ama ne gördüm ben o hastanenin kapısını açtığımda? Kimi gördüm? O kızı gördüm yanında. Sizi öpüşürken gördüm ben. Hiç boşuna inkar etme Yasin. Hiç boşuna inkar etme. Bize yaşattığın her şeyin sorumlusu sensin. Sensin. Yalancı.
adi yalancı. Sen gel bakayım şöyle. Ya bırak, ne yapıyorsun ya? Yüzleştirmeye götürüyorum seni. Ben hiçbir yere gitmiyorum, bırak. Git karının yanına. Öpüşe koklaşa o anlatsın size ilk öpücüğünüzü. Tabii ilkse. Sen de dön arkanı git. Madem laflarının arkasında duramıyorsun, kırta kırta git kocanın yanına. Ulan ben o gün kendimde değildim be. Ben koca gerizekalı o gün kendimde değildim. Şu mahallede gözümü açtım, nasıl seni gördüm? O hastane yatağında da gözümü açtım, senin adını sayıkladım ben be. Yalan. Yalan. Benim dudaklarıma senden başkası değmezdi. Bir ömürde değmeyecekti. Sen bizi bir yalı uğruna öldürmeseydin... ...değmeyecekti Ece. Yalancı. Allah benim bin belamı versin ki ben o gün o kızı öptüysem ya. Ama sen şimdi böyle defolup gideceksin ya... ...ben de döneceğim arkamı. Gideceğim karımın yanına, her şeyi unutacağım. Ya da geleceğim benimle. Bana ne diyorsan aynısını Selin'e söyleyeceksin. Sadece... ...dediklerimin arkasında durduğum için. Pijamalarını toplamış. Her yer, her yerde. Şu eşkıya baban yüzünden elim ayağım tutmasın benim. Toplarım ben senin öteberini. Şu hale bak be. Her yer. Aa, çantayı da yere atmış. Bereketi kaçacak ayol. Bendeki de laf. Ne bereketini gördük ki? Sosyetik gelin aldık. 5 kuruş parası... Var bu be. Baksın. Sen abilerini git tırtıkla, Şükrüye anana ses etme ha. Siz burada mıydınız? Ne oldu kızım? Sen banyo yapmadın mı? Yok. Ben hiç iyi değilim. Sinir yine midem vurdu. Tansiyonum düştü galiba. Kustun mu yine yavrum? Ha? Senin telefonun suya düştü. Benim telefonum alıkonuldu. Pencereler kırılmaz cam. Kapılar kilitli, pencerenin kolu yok. Bu nasıl iş ya? Niye kilitledi bu adam bizi buraya? Kafayı mı yemiş bu? Ya kamera şakası falan mı bu acaba? Birlikte film izlemedik. Kameram var bir yerde. Dans etmedik. Yemeği bile çıkmadık. Beni bekliyoruz. Çekim yapacaktık. Yok. Yapmadıklarımız yaptıklarımızdan daha fazla. Üzerimize yıkılmaz, kırılmaz bir kapı kapanmışçasına. Birbirimizden başka çıkışımız yokmuşçasına. Sinan. Biz Azan'la konuşamadık. Sinan bir şey söyleyecek misin? Biz nasıl çıkacağız buradan? Benim yüzümden. Ben abime birlikte yapamadığımız şeylerden bahsetmiştim. Yaşayamadıklarımızdan. Resmen kapıyı üzerimize kilitlemiş. Yaşayamadığınız ne varsa yaşayın demiş. Çekmiş gitmiş. Mm-hmm.
Söyle. Söyle, bir şey diyecektim belli. Yok. Yok bir şeyim. Selin, kalk. Konuşacağız. Sen, bu kadın burada ne işi var? Ne oluyor ya? Ne oluyor değil. Ne oldu? Doğru soru bu. Ne diyor bu? Selin, o gün ben hastanede yatarken ne oldu? Hı? Bana söylemek istediğin bir şey var mı Selin? Hatırlatayım mı sana hasta bakıcılık yaptığın günü? Ne diyorsun sen ya? Selin, biz o gün hastanede öpüştük mü? Ben anlamıyorum, ben anlamıyorum. Kızım, ben de hiçbir şey anlamıyorum zaten. Biz öpüştük mü, öpüşmedik mi, bir şey söyle ya. Ben zaten bir anlamıyorum şu an. Ben o gün hastanede nasıl uyandım Selin? Hı? Ben Ece Ece diye uyanmadım mı Selin? Ha? Dua eder gibi bu kızın adını sayıklayarak uyanmadım mı ben? Niye üzüyorsun? Konuşsana. Gözümü kaparken de o. Gözümü açarken de o. Yasin. Kızım, ben seni öptüm mü öpmedim mi? Bak niye susuyorsun? Beni delirtme ya. Öptüm mü ben seni? Öptüm mü ben seni? Konuşsana. Selin. Şişt. Selin. Hadi sağ ol bir Nazım, hadi. Bak vallahi içim rahat etmiyor diyorum sana. Ay, ne inat kadınsın sen ya? Bak kocamla da konuştum diyorum. Tamam işte. Of Binnaz, burası benim evim. Ben çok rahatım. Sen beni merak etme. Hadi git işine gücüne bak, hadi. Binnaz. Hadi anam, evine git ya. İşin gücün yok mu senin? Cevabını verecek. Verecek cevabını. Cevat abi. Açacak gözünü, verecek cevabını. Fazilet. Gördüm, gördüm. Abi çabuk aç kapıyı, bayıldı. Bayıldı, bayıldı. Çabuk abi. Bas, 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 bas. Bu nasıl iş şimdi böyle? Ne olmuş ki o kızcağız öyle? Ece'nin onların yanında ne işi var kız? Bilmem. Benim derdim değil ki. Küstah. Haddini bilmez küstah. Ama söylemişti. Söylemişti. Kardeşime döneceksin demişti. Neden? Çünkü patron öyle uygun gördü. Ama bu kapıyı yerinden sürtmeyen Hazan var ya... ben öyle abuk subuk tuzaklara pavuç bırakır mıyım be? Yok, film izlermişiz de, yemek yermişiz de... bana sordun mu acaba? Ben senin kardeşine yemek yemek istiyor muyum? Ben senin kardeşinle 5 dakika kapalı kalmak istiyor muyum acaba? Keyfin yerinde mi Sinan Bey? Hiçbir şey yapmayacak mısın? Boşuna uğraşıyorsun. Yok canım. Ya Hazan, yeter bak, elini falan keseceksin ya. Ben bu evden çıkacağım Sinan. Ben de sana şunu söyleyeyim. Eğer ben abimi tanıyorsam, o bu kadar uğraştıysa... kendisi gelip açana kadar bizim buradan çıkma ihtimalimiz yok. Tamam?
Ben senin o abini var ya. Bu kapı eninde sonunda açılacak Sinan. Ve ben o zamana kadar yukarıda senden uzakta bekleyeceğim. Kardeşim üzülmeyecek. Bir çaresini bulacağım. Her zaman bulduğum gibi. Unuttu mu ben duygusal olan değil, soğuk olan? Yere düştüğümde kimseye tutunmadan tek başıma yalnız kalkmaya alışmış olanım. Ben yalnız olamam. Ben yalnız kalacak olanım. Vay anam vay. Senin kocan cinnet geçirsin. Ha? Silahı dayasın o namussuzun kafasına. Sen git gene o at hırsızının burnunun dibinde bit. Yok anam yok. Yok benim kızımda şöyle mercimek kadar akıl yok. Akıl yoksa sana ne? Değil mi? Sana ne? O değil mi o kızıl kafalının koluna giren sana rağmen? Ah Ece, ah. Bu akılsızlıkla o at hırsızının burnunun dibine düşen... ...o kızıl kafalının koluna girip nerelere düşer acaba? Ama olmuyor işte. Olmuyor. Yapamıyorum. Anayım. O kıyar. Sen kıyamazsın. Anayım çünkü. Ama dur Ece Hanım, dur, dur. Anan sana son bir analık yapacak. Hadi benden sana son bir kıyak daha. Dur sen. Ben o gün hastanede nasıl uyandım Selin? Kimin adını sayıklayarak uyandım ben Selin? Ben Ece Ece diye uyanmadım mı Selin? Gözümü kaparken de o, gözümü açarken de o. Ben o ihaneti gözlerimle görmeseydim çok şey değişirdi. Bana yaşattığın her şeye rağmen her şey bambaşka olabilirdi. Geldiysek. Söyle sen söyle. Eğer oyuna geldiysek ne? Yok sen bir şey diyordun. Ne olurdu dedin. Hani sen her şey bambaşka olurdu dedin ya. Ben onu şey ettim. Sen ne diyordun? İşte ben de şey diyordum. Yani eğer o gün öyle bir şey olmadıysa... Yani eğer siz öpüşmediyseniz... Ece bak ben... Geçmiş olsun. Eşiniz sizin çıkıyor merak etmeyin. Korkulacak bir şey yok. Ya ilk dönemde yaşanabilir şeyler bunlar. Nasıl? Eşiniz hamile. Tebrik ederim.
Şimdi biz genel muayenesini yaptık. Siz yarın kadın doğumdan bir randevu alın. Ultrason muayenesi de yapılsın mutlaka. Tekrar geçmiş olsun. Ben... Sen? Sen baba oluyorsun. İşte tüm sorular cevabını buldu. Ece yine cevabını aldı. Sen benim tek şansımsın. Tek şansımsın bebeğim. Tebrik ederim. Geçiriyorsun aptal kafandan. Oyuna mı geldik diyorsun ha? Şimdi sileceksin o gözünün yaşını. Kurulacaksın arabana. Yoluna gideceksin. Kocana gideceksin. Biliyorum. Bana sormak istediğin şeyler var. Benimle konuşmak istiyorsun. Ama şimdi değil. Şimdi değil. Hatalar bizim gibi bir şirket için asla kabul edilemez. Hazım Bey, yalnız bizim hesaplarımızda bir hata yok. Siz bana bütün ömrüm verdiğim işi bilmediğimi mi söylüyorsunuz yani? Hanımefendi. Pardon, nereye gidiyorsunuz? Sana mı soracağım nereye gittiğimi? Hazım Bey'in kesin talimat var, giremez. Sana ne be kızım? Allah Allah. Ben Hazım Bey'in kayınvalidesiyim, çekil önümden. Kim olduğumuzu gayet iyi biliyorum. Lütfen çıkar mısınız? Gayet iyi biliyorsan niye izin vermiyorsun? Hazım Bey'in kesin talimat var, geçemezsiniz. Aa, kız ne var? Bak örümcek var, dur örümcek var şurada. Ay, örümcek ha. Hanımefendi, hanımefendi lütfen. Evet, yönetim kurulu başkanınız olarak bu hesaplarda hata var diyorum. İtirazı olan var mı? Hanımefendi lütfen. Benim itirazım var. Ben itiraz ediyorum çünkü haklıyım. Sen ne cesaretle... Analığımdan aldığım cesaretle. 40 yılda bir haklı çıkıyorum ya... işte o haklılığımdan aldığım cesaretle. Hazım Bey, biz kalkalım. Kalkın kardeşim, kalkın. Aile meselesi bu. Oturduğunuz hata. Kalkın bakayım, hadi. Bana bak. Kadın sen... Sen kendini ne zannediyorsun? Ben senin kayınvalidenim Hazım Efendi. Hiçbir şey için olmasa bile sırf bu sebep için 2 dakika beni dinleyebilirsin. Şimdi seni buradan ya kapatalım. Başlarım senin güvenliğine. İstersen orduyu çağır. Allah Allah. Ben ne yapar ne eder bir yolunu bulur dikilirim senin karşına. Bak Hazım Efendi. Ben senin o rahmetli karının tablosuna elimi bile sürmedim. Tek kelime etme. Seni buradan kendi ellerimle atarım bak. Yaparsın. Bilirim. Hatta silahı kafama bile dayarsın değil mi? Dün akşam yaptığın gibi. Bana bak, senin kurşunun sökmez bana.
Haklıyım ben çünkü, haklı. Defol git buradan. Ben istesem kozumu önüne atar, elini kolunu bağlardım seni. Baş köşeye kurulur, kahvemi de alır elime höpürdetirdim o kahveyi. Sen beni o yalıdan dışarı atamazdın bile. Niye yapmadım ben? Yapmadım çünkü kızım gönlümü kırdı. Bir kere ben senin yalını defterden sildim. Ben ne yapayım senin yalını? Benim derdim kızımla, evladımla, kurulan tuzaklarla. Gelinin tuzak kuruyor Azim Efendi. Bütün bu tuzakları gelinin hazırladı. Benim hiçbir kabahatim yok. Haberim bile yok. Ben yakaladım, yakalamasına da ispatlayamıyorum. Bütün bu tuzakları o hazırladı. Şimdi de iftira atıyorsun, öyle mi? Sen çok utanmaz bir kadınsın. Çık dışarı. Sen, çık dışarı. Sen ne yapıyorsun sen? Çık dışarı. Kayınvalideyi nasıl böyle yakamaca dışarı atarsın? Güvenlik, atın bu kadını. Bak anlamıyorsun beni. Şebeke bunlar diyorum. Tuzak kurdular, bir çete gibi çalışıyorlar. İkimize de oyun oynadılar. Ne olur beni bir iki dakika dinle, anlatacağım her şeyi. Bak Hazım Efendi. Hazım Bey, bak pişman olacaksın. Söylemedi deme. Çok pişman olacaksın Hazım Bey. Ya bu bir şeyler atıştırıp yatacağım. Aa, siz birlikte mi çıktınız? Kızım eve geldim, evde yoksun. Çantan, telefonun hepsi burada bırakmışsın. Merak ettim ayol. Oğlum ne oldu? Bir şey mi oldu yavrum? Bizim planlamadığımız bir şey gerçekleşti. Ne oldu? Babaanne oluyorsun Şükriye anne. Annem oluyorum. Allah'ım dualarımı kabul etti. Babaannem oluyorum. Şükürler olsun. Canım kızım benim. Lütfen yalvarırım, aç şu telefonu lütfen. Merhaba, hanımın telefonu. Merhaba. Ablam şeyde galiba, çekimde. Evet abladım, otelde çekimdeyiz. Nerede bu otel? Ya birlikte çıkmışlardı ama. Ya sonra ne oldu? Hazan Hanım otelde de yok ya, hiç gelmemiş. Nereye gider bu kız ya? Yaz Bey köpürecek. Yaz Bey, Hazan Hanım'a ulaşamıyoruz. O zaman haydos. Keyfinize bakın. Ne kadar tutabilir ki bizi burada? İlla ki açacak o kapıyı. Ne yapıyorsun ya? Sen bu durumda bile benimle konuşmayı reddediyorsun. Ben de keyfime bakıyorum, ne yapayım? Ya bir nevi carpe diem diyelim. Sana da tavsiye ederim. Havaya gitmende bir sorun yok Ece. Ama bir dahaki sefere program yapmadan önce bana danışırsan sevinirim. Aptal. Alo. Haberi şimdi girmeyeceğiz. Bu gece değil, benden haber bekle. İnternetten değil, gazeteden gireceğiz, tamam mı? Ne demek ya? Sana hem haber hem para veriyorum. Ben ne zaman dersem o zaman. Sak. Zamanlama önemli.
Ellerin ne zamandan beri böyle senin? Anlayamadım. Nesini anlamadım baba? Ellerin titriyor, görmüyor musun? Şekerim de var, tansiyonum mu çıktı? Hayırdır, ne oluyor? Aa. Gerçekten elleriniz titriyor. Hiç fark etmemişim. Sinirdendir. Sinirden. Mutlaka. Buna sen mi karar verdin? Yani sinirsel olduğuna, yoksa bir doktora göründün mü? Benim doktorluk bir şeyim yok Gökhan. Bu sinirim geçince herhalde elimin titremesi de geçecek. Keşke siz de işinizle havaya gitseydiniz. Yani hem hava değişikliği olurdu hem de çekimleri izlerdiniz. Sanmıyorum. Babam Yağız'la Sinan'la falan biraz gergin de o yüzden. Projede şirketten bağımsız artık. Yağız cebinden ödüyor falan ya durumlar. Ellerimin titremesi daha uzun süre devam edecek anlaşılan. Yemeği de boğazımda bıraktınız. Afiyet olsun size. Hayda. Bir şey de söylenmiyor artık ya. Gerçekten bir şey de söylenmiyor ya. Ne güzel paslaşıyorsunuz abi kardeş, değil mi? Hazan, bak bunu binlerce kez anlattım sana, bir kez daha anlatıyorum. Benim bu olaydan haberim yok, tamam mı? Bu hiçbir şey değiştirmez Sinan. Benim için farklı bir şey değil. Tıpkı otel odası kumpası gibi. Aslında iyi oldu bu ya. Bak ne güzel konuşmaya başladın en azından. Konuşmayacağım. O çok bilmiş abin. Her şeye karar veren adam bizi buraya tıktı ya konuşalım diye. Ben ağzımı açıp konuşmayacağım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben konuşacağım ama. İstersen kulaklarını da tıka, ben sabaha kadar konuşacağım. O kadar uzun süreceğini sanmıyorum ya. Ben sana özetleyeyim hatta. Ben hiç tanımadığım insanlara iftira atıp sonra sırf eğlence olsun diye onları tuzağa düşüren adi, bencil adamın tekiyim. Demek sabaha kadar sürmez. Hatta bak cümle bitti bile. Bildiğim tek bir şey var. O da o lanet otel odasının acısına burnumdan fitil fitil getirmen. Sırf o odanın acısını çıkarttığın için biz bu haldeyiz Hazan. Ben bizi bu hale getirdim. Ben. Vay be. Ben neymişim ya? Ben ne yapmışım böyle be? İki tane poz verdim. Acı bitti gitti. Değil mi? Senin için bu kadar kolay. Bu kadar basit işte. Hiç düşünmüyorsun değil mi? Ya ben olmasaydım? Hiç tanımadığın kardeşime kurmuştun o tuzağı hani. Neden onun yerine ben gittim hiç düşündün mü? Biliyor musun? Bilmiyorsun. Ben oraya senin için gittim. Ben sana aşıktım aptal. Aşıktım. Öyle uzaktan uzağa. Öyle gizli saklı. Kendi kendime aşıktım. Hem de nasıl aşık biliyor musun? Kendine inat aşık. Selam. Sen ne yapıyorsun burada? Öyle geldim ablamın yanına. Değişiklik olsun diye. Harika. Pardon. Bir sakıncası mı var? Neyse ablam nerede biliyor musun?
O gece Ece'nin yerine ben gittim. Kendimi kardeşimi koruduğuma inandırdım güya. Ama ben oraya niye gittiğimi biliyordum. O allı pullu elbiseyi giyerken de, yüzümü gözümü boyatırken de neden gittiğimi çok iyi biliyordum. Yakışıklı playboyumuz erkek Fatma'yı bir de böyle görsün. Bir de kız gibi görsün. Belki hiç değilse yüzüme bakar. Belki hiç değilse adımı sorar. Zavallı erkek Fatma. Yakışıklı prensi onu görecek, beğenecek. Zavallı. Süslü püslü zavallı. Sen o gece sadece hiç tanımadığın bir kızın gururuyla oynamadın. Senin için atan bir kalple oynadın. Kendime olan inancımla, kendime olan saygımla, özgüvenimle, benliğimle, her şeyimle oynadın sen benim. Allah benim belamı versin. Allah benim belamı versin. Nefret ediyorum kendimden. Sana yaptıklarım için, bize yaptığım her şey için nefret ediyorum kendimden, oldu mu? Ben kendimden nefret etmeni istemedim. Ben senin pişman olmanı istedim. Buralarda bir yerlerde ya. Ya telefonu bile yanında değil. Ya siz buraya çekim yapmaya gelmediniz mi? Modeliniz nerede? Haberim mi yok Yağız? Buralarda bir yerdedir. Hem sen niye haber vermeden çıkıp geliyorsun ki? Baskın mı yapıyorsun? Telefonu yanında olsaydı haberi de olurdu. Ayrıca sen niye hesap soruyorsun ya? Adam gibi bir cevap verir misin artık? Ablam nerede? Ece hadi evine gitsene sen ya. Peki. Peki öyle olsun. Kendim bulurum. Aa, asistanın bir çekim için eve gittiklerini söylemişti. Acaba o ev nerede? Dur, bir dakika. Onları rahatsız etme. Onları derken? Sen buna inanmıyorsun. Pişmanlama bile inanmıyorsun. Eğer gerçekten pişman olsaydın beni abinle yaralamazdın. Hazan bak. Benim de haklı sebeplerim vardı. Sebep? Sebep ha? Gözümün içine bak da söyle. Sen abinle ikimizi yakıştırdın be. Sen ikimizi yan yana koyabildin. Şuranda ve şuranda. Sen benim yanıma abini koyabildin. Bunun için o gazete haberlerini bahane edemezsin. O aptal gazete haberlerinin hala bir açıklaması yok değil mi? Ne oldu? Hadi yapışsana yakamayını. Her şeyi söyledin yüzüme işte.
Sen bugün benimle ilk kez yüzleştin Hazan. Ama konu gazete haberlerine gelince ya da abime gelince Hazan susar, Hazan arkasını döner. Evet, susacağım. O gazete haberleriyle ilgili o gün söylediklerimden başka hiçbir şey duyamayacaksın benden. Bu kadar mı yani? Neyim ben? Aşığım ben aşık. Aşığım ve kıskandım. Hem de köpekler gibi kıskandım. Seni öz abimden kıskandım. Yüzüme bak yüzüme. Hazan yüzüme bak. Kıskançlık adamı ne hale getiriyor yüzüme bak. Ben o gün sadece gazete haberlerini kıskanmadım. Aynı zamanda gördüklerimi de kıskandım. Sen ne gördün ya? Sen bana baktığında ben de senden başka ne görebilirsin ki? Ben abime gülen bir Hazan gördüm. Onunla çocuk esirgeme kurumundan çıkan, onunla körebe oynayan, ona gözyaşlarını sildiren, daha önce sadece benim dokunabildiğim o gözyaşlarını abime sildiren bir Hazan gördüm. Ben babam için tek başıma ağlarken abime sarılan bir Hazan gördüm. Evet, abine sarıldım çünkü sen kaçtın. Her zaman olduğu gibi acından kaçtın yine. Ama o karşımda kıvranıyordu. O acıdan ve ağlayamamaktan kıvranıyordu. Ben ona sarıldım çünkü ağlaması gerekiyordu. O gün yalnız ağlayan abim değildi Hazan. Evet, değildi. Ama kaçan sendin. O geceden sonra her gün, her gece bana yaşattığın her şeye rağmen senin yanında olmaya çalıştım ben. Ama sen abin yüzünden benden kaçtın. Evet, evet ben kaçtım. Sen de kararını verdin, ona sarıldın değil mi? Ne oldu? Verecek cevabın yok tabii. Ya ben neden bahsediyorum, sen farkında değil misin? Sadece o gazete haberlerinden bahsetmiyorum ben sana. Ya üstüne bir de abim... Abin ne? Ya ben seni abimden bile kıskandım işte. Ne aklım, ne kalbim, ne sana olan güvenim, ne pişmanlığım. Beni durdurmaya yetmedi işte Hazan. Tamam, pişmanlık bir erkeği durdurmaya yeter, haklısın. Ama aşık bir erkeği... Aşık bir erkeği durdurmaya yetmiyor Hazan, yetmiyor. Bütün bunların içinde en ağır, en kaldıramadığım şey ne biliyor musun? Sen bizi bitiren o iftirayı hiç tanımadığın birine atmıştın. Ama bu iftira, ucu abine dokunan bu iftira... Sen beni abinle suçlarken beni tanıyordun Sinan. Çok iyi tanıyordun. Sen o ikisini dağ başında bir eve kilitledin. Doğru mu anladım ben? Evet, doğru anladım. Birkaç kez daha tekrarlayayım mı? Sen düşündüğümden çaresiz durumdasın Yağız. Nasıl? Hayır yani neden? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ece bak, ablamın nerede olduğunu sordun. Ben de söyledim. Sana bir açıklama yaptım diye böyle büyük büyük konuşma hakkın yok. Anlaştık mı? Senin de benim ablamın seçimlerine karışma hakkın yok. Ne hakkım var? Belki de hazır olmadı. Belki de yaşamak istemediği bir yüzleşmeye, onu zorlamaya ne hakkım var Yağız? Bak, Sinan ne yaptı da bu hale geldiklerini bilmiyorum, tamam mı? Ama sen biliyorsun ve benden daha çok şey bildiğin kesin. İşte seni de ilgilendirseydi sen de bilirdin. Tamam. Ben ağzını arayacak değilim, tamam mı? Neden biliyor musun? Çünkü ben ablama saygı duyuyorum. Tamam, ben saygısız bir adamım. Oldu mu? Bana dersini verdin mi? Şimdi artık gidecek misin? Biliyor musun? Bu gece yaptığın şey seni şövalye yapmıyor Yağız Bey. Ya ne yapıyor? Seni kendi duygularından kaçmak için başkasının duygularını zorlayan bencil bir korkak yapıyor. Ağabaya mı gitmiş? Bir başına mı gitmiş, kocasıyla mı gitmiş ağabaya? Kocası burada canım. Ya ablasının çekimi varmış, ablasının yanına gitmiş. Ha, iyi bari. Bir başına gitmediyse iyi. Kerime bak, bir haber alırsan hemen bana haber et. Hadi. Of, of. Of.
İyi geceler Fazilet teyze. Hayırdır? Bu ne bu? Lokma döktü de annem. Lokma döktü, içine de fare zehirini kattı. Buyur ye diyorsun, afiyet olsun. Öyle mi kızım? Olur mu hiç öyle şey Fazilet teyze? Müjdeli haberimiz var. Annem de tüm mahalleye lokma döktü. Kız eğleniyor musun sen benimle? Sizin müjdeli haberinizden bana ne hayır gelirmiş? Vallahi ister alırsın, ister almazsın. Yengen, hamile. Yengen hamile mi? İyi geceler. Vay yavrum vay, vay. Demek sen bu haberi alır almaz ateşlendin. Koştun gittin ablanın yanına ha. Vay kuzum vay. Ben o gün hastanede nasıl uyandım Selin? Kimin adını sayıklayarak uyandım ben? Ben o sabah Ece Ece diye uyandım be. Dua eder gibi bu kızın adını sayıklayarak uyanmadın mı ben? Niye üzüyorsun? Konuşsana. Öyle güzel bir zamanda geldin ki. Şu alevlere bebeğim. Bak. Annenin içi de böyle yanıyor işte. Böyle alev alev, cayır cayır yanıyor. Ama üzülme. Korkma sen. Sen doğacaksın. O zaman sönecek işte. Bebeğim benim. Buradasın demek. Gayet. Peki o zaman sana bir oda ayarladım. Hadi git yat uyu. Ha, ayağımın altından çekil. Sabah kapıyı anca açarım diyorsun. Beni zorlama yeter. Hadi gel. Gel otur. Konuşmaya ihtiyacın var. Seninle mi? Benden başka kiminle konuşabilirsin? Sinan'la mı? Sen gerçekten sıktın artık. Bak, ikimiz de biliyoruz. Senin bu yaptığın abilik değil. Hatta bunun ya Sinan'la hiçbir ilgisi yok. Sen bunu kendine yapıyorsun. Tamam mı? Sen kendinden kaçmak için ablama Sinan'ı itiyorsun ya. Hayır, sırf kardeşimle yaşadığım bir kavgaya tanıklık ettin diye. Bu büyük büyük konuşma hakkını nerede buluyorsun? Kendine gel artık. Benden de hayatımdan da uzak dur. İçin içini yiyor değil mi? Ellerinle kapadın kapıyı üzerlerine. Aslında kendi kalbinin üstüne kapadın. Sizin bu aşk diye inandığınız şey romantik bir şey değil. Tükenen, tüketilen bir şey. Anlatabiliyor muyum? Ömrü olan bir şey. Ve ben böyle ölümlü bir şey için kendimi de, abiliğimi de, kardeşimi de çiğnemem, çiğnettirmem.
Ya yaşanmadığında? Ben sana söyleyeyim. Aşk yaşanmadığında artık ölümsüz. Geçmiş olsun Yalız Egemen. Artık ölümsüz bir aşkım var. Hadi bakalım. Hazım Egemen kayınvalidesini sokağa attı. Aa! Hazım Egemen'in kayınvalidesi sürünüyor. Günaydın Fazilet Hanım. Sen bana bir gazete versene bir de. Tamam. Tövbeler olsun. Hayırdır inşallah. Sabah sabah. Kim ola? Binnaz ne oldu? Hayırdır sabah sabah aklımı aldın ya? Fazilet. Gazete. Ne oluyor sana? Gazete ne oluyor? Bak gör ne oluyor. Aha. Ah. Gözünüz kör olmasın değil mi? Bir bu eksikti. Thank you.
Ne bu sabah komikliği mi? Nereye gittiğini biliyorum ve bunu kaçırmayacağım. Seninle geliyorum Yağız. Sen abiysen ben de kardeşim, tamam mı? Bak, dün gece ne olduğunu, kapıyı açtığında ne göreceğini bilmiyorsun. Ablamın yardım ihtiyacı olabilir ve ben de onun için orada olacağım. Belki birkaç saniye sonra, belki de saatler sonra bu kapı açılacak Hasan. Bu kapı açılacak. Ben de arkama bile bakmadan gideceğim. Kurtulacağım senden. Doğru. Ama arkanı dönüp gittiğinde geride bıraktığın yalnızca ben olmayacağım. Sen aynı zamanda o erkek Fatma'dan sana kalan son şeye de arkanı dönmüş olacaksın. Biliyor musun, o kadar yorgunum ki. Senden kurtulmak için arkamda bırakacağım ne varsa umurumda bile değil. Evet, benden kurtulacaksın. Ama bizden bir ömür boyu kurtulamayacaksın Hasan. Biz yarım kaldığımız sürece yaşayamadıkça. Sen ve ben Hasan. Biz yaşayamadıkça birbirimizin içinde yaşamaya devam edeceğiz. Hadi arkanda bırak ve git şimdi bizi. Bize de adını bile bilmediği halde bir adamı seven o erkek Fatma'ya da arkanı dön ve git.
Geride bıraktığın yalnızca ben olmayacağım. O erkek Fatma'dan geriye kalan şeyi de gerinde bırakacaksın. Evet, benden kurtulacaksın. Ama bizden bir ömür boyu kurtulamayacaksın Azam. Yaşayamadıkça. Haberin var mıydı? Bırak şimdi, sonra konuşuruz. Teşekkür ederim. Kalabalık bir grup yolladın değil mi? Bütün gün oradan ayrılmasınlar. Böyle çayları, kahveleri, bütün masrafları benden, tamam mı? Afiyet. Hadi bakalım fazilete. Şen başlasın. Bak 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 bak. Bir de ne demişler bak. Ezberledin artık fazilet. Bırak şu gazeteyi de bir oturup konuşalım. Koskoca vergi rekord beni Hazım Egemen kayınvalidesini sokağa atmadı, hiç yakış kalmadı. Oh, içimin yağları eridi vallahi. İyi demişler. Şşş, deme öyle deme. Deme, bu işin sonu benim kızımın başına patlayacak gene, ben biliyorum. Kocası anası yüzünden rezil oldu diyecekler. Ne olacak şimdi? Ya kocası benim kızıma kızarsa? Ne olacak? Bir de bakalım bana ne olacak. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Onun da şuncacık halini bilmesem ona da oh olsun diyeceğim de... Binnaz. Demiyorum.
Aman tamam, sen de hiç laf söyletme kızına. Söyletmem tabii. Ben onu bir göreyim. Bu gazetede yazanlar bir şey değil, iyi bunlar. Asıl benim ona şöyle bir çift lafım olacak. Utanmaz. Neyse ben gidiyorum, hadi. Gidiyor musun? Gidiyorum. Fazilet Hanım, kızınız bu duruma ne diyor? Fazilet Hanım, damadınız sizi gerçekten kovdum yolda. Tövbe tövbe. Fazilet Hanım, kızınız çok yakışmıyor. Fazilet Hanım, damadınıza kızgın mısınız? Şükürler olsun. Hadi gidin kapımın önünden ya. Hadi işiniz yok mu sizin? Fazilet Hanım, bir şey söylemeyecek misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe tövbe. Fazilet Hanım, kızınız ne diyor bu duruma? Görüşüyor musunuz? Tövbeler olsun. Bunlar nereden çıktı böyle? Şu Fazilet'e bak be. Şöhret oldu başımıza. Siz asıl haberlere bakın ya. Babam delirecek. Kayınvalidesini sokağa atan hain damat. Çıldırmışlar. Sen şimdi bırak bu haberleri. Sen şimdi git babacığına müjdeli haberi ver. Bak o zaman babacığının morali nasıl düzelir? Ya ben nasıl çıkayım dışarı? Beni de tanıyacaklar. Sonra başıma üşüşecekler. Bir ton fotoğraf, bir sürü soru. Aa, dert ettiğin şeye bak ayol. Kim tanır seni? Aynaya bakmıyor musun sen kızım? Bir şahit isterseniz Selin egemen olduğuna. Kızım hadi. Bak şimdi ben sana bunu veririm. Kafanı sararsın. Kimsecikler tanımaz seni. Zaten bunların gideceği de yok. Hadi al bunu. Al. Sar kafana. Heh. Tamam mı? Kimsecikler tanımaz seni. Sar şunu. Tamam, yiyeceğim. Tamam ben yaparım. Hadi çabuk. Hadi yavrum. Böyle aptal aptal sırıtacağım sanırım. Ben hala aptal gibiyim. Çok tuhaf ya. Aklım hala almıyor. Bizi. Aklımda işim yok zaten. Ben kalbin için buradayım. Ben korkuyorum. Tekrar yaralanmaktan korkuyorum. Bir daha kaldıramam. Hazır. Yaraları birlikte saracağız. Bu el avuçlarından bir kez kaydı. Korkaktım. Güçsüzdüm. Tutamadım. Şimdi yanımda sen varsın. Şimdi daha güçlüyüm. Ve korkmuyorum. Ben biraz abimin yanına gideyim. Tamam. Bütün bunları kardeşin için yaptın ha? Yani bizim için iflas etmeyi bile göze aldın. Değecek demiştim. Abi. Tamam uzatma artık. Ben gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Yani sen bugün bunu yapmasaydın bizim için tek bir umut bile kalmamıştı. Beni büyütme bu kadar. Sandığın kadar umutsuz olsaydınız... O evde bin gece de kalsanız böyle olmazdı. Ben yine de Hazan için yaptıkları... Tamam uzatma artık lütfen. Ya böyle de çok kötü, çok aptal gibi hissediyorum ya. Bak... Aşığım, seviyorum. Ölüyorum dedin. Şimdi kızı geri kazandın. O kızla ikinci şansın, bunu da mahvetme. O kızı bir daha üzmeyeceksin.
Eğer üzersen... üstünüze kapıyı kilitlediğim güne beni pişman edersen... karşında beni bulursun. Ama abini değil, beni. Sana söz veriyorum abi. O kızı üzmeyeceğim. Hey. Bak ya. Hamile haliyle. Kavnana çok sevindim. Ya delirdin herhalde abla. Konuşmadan gider miyim hiç? Evet ya. Sen niye geldin? Ne oldu? Ay yok artık. Sana olanlardan sonra beni konuşmayacağız herhalde. Daha sen böyle durup dururken gelmezdin. Bir şey mi oldu? Bir sıkıntın var? Abla. Ya şu artık gözlerini kaçırmasan da ne hissettiğini söylesen. Bak Sinan'la barıştın. Hayatının ilk öpücüğü. Ya, utanma işte. Ya, öyle oldu böyle oldu hiçbir şey anlatmak zorunda değilsin. Ya, sadece nasılsın? Nasıl hissediyorsun? Ne bileyim. O kadar gerçek dışı geliyor ki. Böyle sanki bir rüyaymış da uyanacakmışım gibi geliyor. Peki abla sana bir şey soracağım ben. Sen ona gerçekten inanıyor musun? Güveniyor musun Sinan'a? Şöyle söyleyeyim. Ona inanmayı, güvenmeyi bütün kalbimle... bu hayattaki her şeyden daha çok istiyorum. Bak, Sinan size ne yaptı da bu hale getirdi bilmiyorum. Korkma, sen anlatmadığın sürece ben sana hiçbir şey sormayacağım. Eğer Sinan senin için doğru adamsa hiçbir şey sizi ayıramasın. Her şey ikimiz için de çok güzel olacak. İnşallah ablacığım. İnşallah. Böyle haber mi olur ya? Silme gömmüşler babamı. Vallahi kadına bravo. Yapmadığı kalmadı, şimdi haberlerle mağdur oldu. O mu yaptırmıştır diyorsun? Gücü yeter mi böyle bir şey? Yani herhangi bir gazeteyi arasa... ben Hazım Egemen'in kayınvalidesiyim, gece kondularda sürünüyorum dese... bütün magazinciler kapısında. Delirtecek bu kadın da Rom'u delirtecek. Ara istersen. Haberi var mıdır? Şey şantiyedeydi o. Orada da kimsenin haberi yoktur herhalde. Neyse dur kaçtım ben hadi. Akşam bitiyor çekim. Gece gel bana tamam mı? Sen beni merak etme. Tadını çıkar. Kavuşmanın, aşkın. İçinden gelen her şeyin tadını çıkar. Bu beyefendiyle de ayrı konuşacağız tabii. Abla, sadece keyfine bak. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Varınca haber ver. Gece de bana gel. Tamam. Hadi bay bay. Nehir deniz gibi değil, değil mi? Dümdüz. Dalgası, fırtınası yok.
Galiba cümle senin kadar sıkıcı diye devam edecek. Biliyorum. Sen sürprizlerle dolusun ama. Dün bunu öğrendim. Dün bu saatlerde seni boğmak istiyordum ama... Şimdi? Teşekkür ederim. Yani kızdırsan da, delirtsen de bize iyi gel. Bizi sen bir araya getirdin. Bizim için. Bize rağmen. Size rağmen diye bir durum yok. Sen farkında olmasan da senin istediğin oldu. Sen değişik ama iyi bir insan. Ben sadece abiyim. Hazan Hanım, çekime bekleniyorsunuz. Deli bu ya. Koşarak geliyorum Sinan Bey. Sanırım hayatımın bundan sonraki günlerini sana teşekkür ederek geçireceğim. Hadi deliyi bekletme. Hoş geldiniz. Hazım Bey evde mi? Yok, değil. Ne oldu? Ne bakıyorsun öyle? Yok, yok bir şey. Çok fazla. Evet, biliyorum ben kredimi kullandım. Ne yapayım? Yalvarmamı mı istiyorsun? Yalvarmamı mı istiyorsun? Tamam, yalvarayım. Tamam. Tamam. Bak, bu haber ailemiz için çok kötü. Bak, gerçekten zor zamanlar geçiriyoruz. Ve bu haber benim kayınpederimi alt üst eder. Lütfen. Ne oluyor? Bak lütfen, hatırım için bir kere daha düşün, tamam mı? Lütfen. Bekliyorum, teşekkürler. Ne oldu Yasemin? Ne haberi? Hoş geldin hayatım. Nasıl dava? Çekimler nasıldı? Ya bırak şimdi çekimleri. Kiminle konuşuyordun sen? Ne haberi? Ne oluyor? Sana yansıtmadan halletmeye çalıştım ama bu sefer olmadı Ece. Yasemin söyler misin artık? Ne oluyor? Annen hayatım. Yapmış yapacağını. Ne diyorsun ya? Ne yapmış annem? Sinirden titriyor. İçecek. Efendim. Kimsiniz? Hangi gazeteden arıyorsunuz? Kim söylüyor böyle şeyleri? Kim? Hayır, bu konuda hiçbir açıklama yapmayacağım. İyi günler. Yalıya dönüyoruz. Sabahtan beri haberi kaldırmaları için ya da işte ne bileyim bir yanlış anlaşılma haberi girmeleri için yalvarıyorum ama ikna edemedim. Ya magazinciler, gazeteciler de bizim ailenin skandallarının hızına yetişemiyorlar ki. Ece, biliyorsun ben hakkımı Yasin ve senin fotoğrafların için kullandım. Ya nasıl bulmuşlar annemi? Kimin nereden aklına gelir o mahalleye gitmek ya? Büyük haber. Yani sonuçta kaç vergi rekortmeni iş adamının kayınvalidesi gece kondulara düşüyor? Hı? O fotoğraflar için çok para vermişlerdir belki. Sen şey mi demek istiyorsun? Ece lütfen. Hemen bir sonuca varma. Yani o senin annen. Ama işte bir taşta iki kuş meselesi bir yandan da. Hiçbir şey anlamıyorum. Gerçekten hiçbir şey anlamıyorum ya. Hayatım şöyle düşün. Bu haber kimi gömer ve kimin en çok işine yarar? Bütün mesele bu. Kocanı yerin dibine gömmüşler. Kendin gördün işte, okudun. Hain damat. Kayınvalidesine evden atan adam. Sosyete varoşa karşı. Kafadan 1-0 yenik. Bir de anneni düşünelim. Hı? Kızın evinden kovulan mağdur anne. Damadının saymadığı kayınvalide.
gerçek bir başarı öyküsü. O fotoğraflar sadece annenin cebe indirdiği paralar değil Ece. Annenin bu yalıya giriş bileti. Ben de buraya oturmuş salak gibi senin açıklamanı bekliyorum. İşte birileri rastgele çekmiş diyeceğim, konduramayacağım. Annesine konduramıyorsam... Aynısını ablam ve Sinan'a yaptı biliyor musun? Aynısını yaptı ya. Ablam taburcu olurken o gazetecileri hastaneye topladı. Aa, akıllı kadın. Ne istediğini ve nasıl alacağını biliyor Ece. Hiçbir şey alamayacak Yasemin. Değil gazeteye çıkmak, ana haber bültenine bile çıksa... ...bu yalanın kapısı anneme kapalı. Ece. Senin bu rezaletten haberin var mı? Ben yeni geldim Hazım. Şimdi Yasemin'den öğreniyorum haberleri. Annen yaptı. O her kelimesi hakaretten ibaret haberler annenin eseri Ece. Annenin eseri. Ben gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim üzerimde baskı kurmaya çalışıyor. Beni kayınvalidesini sokağa atan saygısız kötü bir damat yapacak ki... ...ben onu tekrar bu eve alacağım. Eski Türk filmi konusu gibi. Acıklı hikayeleriyle güya beni tuzağa düşürecek. Her seferinde bu kadın bundan daha ileri gidemez diyorum ama senin annen her seferinde saygısızlıkta bir adım daha ileriye geçiyor Ece. Hepsini planlamış. Yeni ev teklifini kabul etmemesi de demek ki bu yüzden beni canavar yapacak ki herkesin gözünde küçük düşürecek. Hazım Bey lütfen. Kız zaten yeterince üzgün. Artık bundan sonra bir tek kişi üzülecek. O terbiyesiz kadın beni dize getiremediğini görecek. Görecek. Hazım bir dakika. Hazım bir dakika dur. Ece sen karışma. Sen bu işe karışma. Hayır lütfen. Bak seni bu halde annemin yanına gönderemem ben tamam mı? Bak sen çok sinirlisin böyle olmaz. Şimdi sen bizim mahalleyi de bilmiyorsun. Şimdi oraya gideceksin tartışacaksınız kavga çıkacak. Yani bütün herkes seni konuşacak sana bakacak. Zaten senin annen yüzünden bütün Türkiye beni konuşuyor şu anda Ece. Hazım lütfen. Bunu bana bırak tamam mı? Annemi bir tek ben durdurabilirim. Lütfen. Bak şimdi ben oraya gideceğim. Annemle yapılması gereken konuşmayı yapacağım. Ecem. Gidiyorum. Dün hastane çıkışı göremedim seni. Müjdeyi aldın ama. Babama söyledin mi? Söylememişsin. İyi. Beni şimdi mi tebrik etmek istersin yoksa babamla birlikte mi? İpimi çekecektin değil mi? Küçük yılan. Yine başaramadım. Babacığım, ben geldim. Biliyorum, canın sıkkın. Haberleri gördüm. Konuşacak bir şey yok. Buraya gelmeyip telefon da edebilirdin Selin. Böyle çat kapı buraya gelmenden hoşlanmıyorum. Babacığım, ben inan bana Fazilet Hanım'ın durumunu konuşmaya gelmedim. Tamam. Habersiz geldim. Ama yanımda büyük bir haberle geldim. Hamileyim. Dede oluyorsun. Hala gitmedi bunlar ayol. Ayak yolu mu burası? Kapılarımızın önüne çöktünüz. Ayıp ama ayıp. Aa. Ya siz ne kadar arsız çıktınız ya. O kadar laf söyledik. Hala burada duruyorsunuz ya. Neredeyse kadının kapısına yatak serecektiniz ya. Siz laftan anlamaz mısınız?
Hadi gidin ya. Rahat bırakın şunu. İşinize gücünüze bakın hadi. Aa, darlandırdınız iyice bizi ya. Allah akıl fikir versin hepinize. Hiç akıl var mı acaba sizde bu kışta kıyamette? Ellerinde makine bekliyorlar neyi bekliyorlarsa. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Bir değil iki değil kaç kişi bunlar böyle? İşleri güçleri yok. Gelmişler. Tövbe ya Rabbim tövbe. Niye açılmıyor bu kavanoz? Yettiniz ama siz ha. Siz yettiniz, canıma tak ettiniz artık. Siz çok oldunuz artık, yettiniz siz, yettiniz. Aa, ama artık yani siz de çok oldunuz ha. Kepesliğim ben ama yiyeceksiniz. Ben kimsenin kayınvalidesini yiyeceğim. Konuşmadan soru sorma bana. İlk ünlüleri çek. Soru sormayın çocuğum bana, soru sormayın. Hasan Bey bir mesajınız var mı? Yok kimseye mesajım var. Damadınız da kızın kızı. Sarısı açın mı? Kapat, mesajı sürün. Bir de defolu istemiyorum sizi evimin önünde. Allah'a bak, polis çağırın. Dur bakayım. Burası halkın mahallesi. Anladın mı? Ben de sıradan bir vatandaşım. Bakar durma böyle gözlerini belertti belertti. Polis demiyorum. Şimdi polis çağırıyorum. Ya yeter artık yeter. Oğlum ya burası aile mahallesi ya. Siz ne yapıyorsunuz ya? Kadını kapsınız. Aha geliyor polis görürsünüz şimdi. Hadi yürüyün ya. Yeter ya. Aa, sabahtan beri yürüyün. Şuna bak şuna. Ünlü olmak isteyen ben miyim? Git ünlülerin fotoğrafını çek. Biz halkız biz halk. Burası da sıradan bir mahalle. Bir daha görmeyeceğim seni kapımın önünde. Aha geliyor polis. Hadi. Dünden beri kaç kere aradım. Bakmıyor musun oğlum sen telefonuna? Ne oldu öpüşme meselesi? Ece'nin arkasından koştun gittin. Yasin, konuşacak mısın? Oğuz. Ha? Ben baba oluyorum lan. Selin hamile oğlum. Ben baba olurken tabii... Geriye kalan her şey hikaye oluyor kardeşim. Hikaye. Ne diyeyim oğlum? Hayırlı işler. Hayırlı işler kardeşim. Allah tak ettiniz canıma ha. Şimdi başlayacağım siz. İçeri girebilir miyim? Gördün değil mi gazeteleri? Okudun değil mi? Gördün. Vallahi 5 dakika önce gelsen ikimizi de tefe koyup çalacaktı bunlar. Neyse. Ne yapayım sana? Aç mısın? Yemek mi hazırlayayım? Çay mı koyayım? Yemek yemeye gelmedim. Tabii. Kocan çok kızdı mı? Daha ne kadar devam edeceksin buna? Neye ne kadar devam edeceğim? İşte bu olanlardan mutsuz, haberlerden, habersiz numaralarına daha ne kadar devam edeceksin? Ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum anne.
ben de Hazım da ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyoruz. Ben böyle hayal etmemiştim. Yani tamam, belki mutluluktan havaya uçmayacaktın. Ama en azından duygulanırsın sanmıştım. Ama yanıldım. O kadın, karının aramıza öyle bir buzdağı koymuş ki. Torunun habere bile seni yumuşatamadı. Bitirdiysen çıkabilirsin Selin. Bu kadar mı ya? Kızına, hamile kızına söyleyeceklerim bu kadar mı baba? Ne söylemem bekliyorsun? Sana söyleyeceğimi söyledim, hayırlı olsun. Allah analı babalı büyütsün, her şeyi söyledim. Başka ne söylemem bekliyorsun benden? Ya ben bir şey söylemeni istemiyorum. Bana yeniden babalık yapmanı istiyorum ya. Sen benim kocamın başına silah dayadın. Ben bunu unuttum. Ben yaşadığımız her şeyin üzerine sünger çekerek geldim. Ben her şeyi unutarak geldim baba. Ben tekrar baba kız olalım diye geldim. Bana tekrar babalık yap diye geldim. Yeniden baban olmamı istiyorsun, değil mi? Baban olarak ne yapmamı istiyorsun? Ne bekliyorsun benden? Söyle. Ya sen benim bu halimi görmüyor musun? Sen kızının halini görmüyor musun baba? Ya bu kaldırımları bile rutubet kokan mahallede ben ne hale geldim baba, görmüyor musun beni? Ya ben her geçen gün o evde daha da kendimden geçiyorum. Ben o kadına, o kıza dayanamıyorum baba. Beni ele geçiriyorlar, sanki benden bir başka biri yaratıyorlar baba. Ya ben dayanamıyorum. Babacığım, bana çok kızgın olduğunu biliyorum. Biz seninle baba kız birbirimize çok ağır şeyler yaşattık. Ama artık buna son vermemiz gerekiyor. Ben o mahallede anne olamam. Ben o evde çocuk doğuramam babacığım. Ben o evde yaşayamam. Bunu evlenmeden önce düşünecektin. Ya sen beni dinlemiyor musun baba? Sen beni dinlemiyor musun? Sen beni duymuyor musun? Sen kızını duymuyor musun baba? Tek bir koşulla bu kapı sana açık olabilir. Çocuklu ya da çocuksuz. O adamla evli olduğun sürece benim kızım değilsin. Bak sana yemin ederim ki o gazetecileri ben çağırmadım buraya. Nasıl ki o tabloyu o duvardan ben indirmedim, bu gazetecileri de ben çağırmadım kızım. Hala yalan söylüyorsun ya. Ya sana inanmayacağım bile bile hala inkar etmeye devam ediyorsun ya. Bak, şurada senin gözünün önünde öleceğimi bilsen, son nefesime kadar gene aynı şeyi söylerim, gene aynı şeyi söylerim. Ben yapmadım derim, çünkü ben yapmadım. Ben yapsam sana yaptım derim, değil mi? Ne yalan söyleyeyim? Yaptım derim. Hatta sen inanmasan bile al gene söylüyorum kimin yaptığını. O tabloları oradan kim indirdiyse bu gazetecileri de buraya o çağırdı. O kızıl kafalı engerek yılanı yaptı bunları, biliyorum. Tabii. Yasemin senin yalıya geri dönmeni çok istiyor. Çok özlemiş Yasemin seni. Yalıya dön diye böyle oyunlar oynuyor Yasemin. Vallahi o bu oyunları niye oynuyor, neden yapıyor bunları bilmiyorum. Ama oynadığı oyunları bir Allah'la bir şeytan biliyor, onu biliyorum. Kızım, of Allah'ım, söylemekten dilimde tüy bitti ama gene söyleyeceğim. Bin kere de olsa gene söyleyeceğim, gene söyleyeceğim. Bu kadından sana dost olmaz. Bu kadının hedefi sensin kızım. Ananı sana vurdurmak istiyor ama sonunda seni vuracak. Bak, ben buraya Yasemin'i kötülemeni dinlemeye gelmedim, tamam mı? Ben buraya artık durman için yalvarmaya geldim sana. Dayanamıyorum artık ya. Ya dayanamıyorum anne, anlamıyor musun? Ben dayanamıyorum sana. Tamam, ağlama kuzum, ağlama. Bırak. Sakin ol. Bırak. Dur artık Fazilat Hanım, dur. Ben çok yoruldum artık. Senin yüzünden düştüğüm durumlardan, sebep olduklarından, bana yaşattıklarından ben artık çok yoruldum ya. Ya anne, neden anlamıyorsun? Ya ben annemden utanmaktan artık çok yoruldum. Bak,
Ne istiyorsan vermeye hazırız, tamam mı? Ne istiyorsan. Ev mi istiyorsun? Nerede istiyorsan, üstünde tapulu. Para mı istiyorsun? Ne kadar istersen, dolar, euro, ne istersen ya. Hani sen kızın için o gece Hazım'la pazarlık yapıyordun ya. İşte ben de seninle şimdi pazarlık yapıyorum. Söyle. Ne kadara rahat bırakacaksın bizi? Hı? Kızının yakasından düşmek için ne kadar istiyorsun? Söyle. Ben şimdi gidiyorum. Bir daha buraya beni gelmek zorunda. Bunları söylemek zorunda bırakma. Ne kadar istiyorsan karar ver. Sonra bize haber verirsin. Sana acımadı. Gözünün yaşına bile bakmadı. Sen de bakmayacaksın. Acımayacaksın. Evet Azan, çok iyi. Ve son poz. Sen bir dursana bir dakika. Buyurun. Son poz benden. Thank you.
Hazanıma bak ya. Aşk anında yaradı. Barışmış bunlar değil mi? Belli. Zorla gülümsettiğimiz kıza bak. Gülmekten ağzı kapanmıyor. Gülümsüyoruz. Daha fazla. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Bitti. Son poz. Son çekim. Bitti. Başladığı gün bitmiştik. Bitti. Gün yeniden başladık. Ne yapıyorsun? Herkesin içinde. Tamam tamam, korkma. Utangaç sevgili. Sinan Bey, rahatsız ediyorum ama... Yok, rahatsız etmiyorsun. Niye rahatsız edesin? Ne oldu? Dinliyorum Simge. Yağız Bey ufak bir kutlama yemeği organize etmişti. Süper. Tamam, çağırın abimi, hadi kutlayalım. Yalnız Yağız Bey gitti. Yani arabasına binerken gördüm. Aradım, İstanbul'a gidiyorum dedi. Egemen ailesi olarak konunun aile içi bir mevzu olduğunu altını çizer. Siz değerli basın mensuplarından hassasiyet rica ederiz. Tamam, işte bu kadar. Ha bir de kadının orada kendi isteğiyle yaşadığının altını çiz. Böyle süsle püsle gönder. Başka da bir açıklama yapmayacağız. Tamam. Çok iyi toparladın. Ya bırak Allah aşkına Yasemin. O kadın için aile içi demek bile o kadar ağır geliyor ki. Tamam, bu konuyu kapatın artık. Bu kadından bahsetmeyelim bu gece. Teşekkür ederim. Bu ne? Ne ilacı bu? Sen vitaminlerini yanında mı taşıyorsun? Ya sen bu kadar mı tedirginsin? Ne o? Demir ilacı mı o? Ne o? Evet. Demir ilacı o, benim bebeğim için. Alayım ben onu. Dikkat et yalnız, kırılacaktı. Olmaz olsun böyle baba. Vallahi o gazeteciler gelsin de önce adamın kızına neler çektirdiğini yazsınlar. Anne abuk subuk konuşma. Babamı tanıyamıyorum ben artık. Karşımda yabancı bir adam var sanki. O kadının eseri. Artık nasıl doldurduysa, nasıl düşman ettiyse bana. Ben hava alacağım. Sen hava al. Senin abinlerde de hiç merhamet yokmuş meğer. İnsan bir kardeşim ne oldu diye bir kapısını çalmaz mı? Öldü mü kaldı mı demez mi be? Abim.
Doğru ya, bana abim para vermişti ya. Ben nasıl unuttum ya? Para vardı, ben burada $1000 vardı benim ya. Aldınız. Siz benim çantamdan para mı aldınız? Para bu kızım. Ben de senin anadım. Öyle aile içinde kesenin ayrısı gayrısı olmaz. Tamam. Tamam, ben çok sakinim. Ben şimdi çantamı size veriyorum. Siz de aldığınız paraları geri koyuyorsunuz. Ben de hiç bu olay yaşanmamış gibi yapıyorum. Bana bak Selin Hanım. Sen şimdi o dolarların üzerine bir bardak soğuk su içip gargara yapıyorsun. Şükriye anana da karışmıyorsun. Kendinize gelin, bu yaptığınız... Bana bak! Haddini aşan sözler söyleme. O parayı ben bir kenara koydum. O para benim oğlumun işsizlik parası. Babanın yaptıklarının diyeti. Torunumun kısmeti. Öyle aklı bir karış havadaya çarçur ettirmem ben o parayı. Eğer Yasin öğrenirse... Hele bir öğrensin. Hadi bakalım. Sen benim gözümün içine baksana. Ben öyle ateşi, saman alevi oğluma benzemem. Benim ateşimi harladın mı? Yakmadan bırakmam seni. Yatak odası da böyle. Gel. İşte manzara zaten bildiğin gibi, alışıksındır. Yani abinin dairesi kadar büyük değil ama zaten burası bana yetiyor. Neyin var senin? Ya şimdi abin dedin de baksana bütün mal varlığını koyduğu işin kutlamasına bile gelmedi. Kafası çok bozuk. Niye? İş yüzünden mi? Sen şimdi bana deli diyorsun ya. Hı hı. Asıl deli abim işte. Babamla bütün o resleşmeleri, çekimin illa şehir dışında olacak demesi. Bunların hepsi bizi bir araya getirmek içindi işte. Bizi o eve kilitlemek içindi. Bir dakika, nasıl anlamadım ben ya. Senin... Yolda gelirken ekibe dediğin kendi cebinden ödüyor muhabbetin bu. Yani abim bütün mal varlığını ve bu koca projeyi bizim için riske etti. Şaka yapıyorsun. Ama bu... Bu benim abim işte Azam. Sinan, bizim de bir şey yapmamız lazım. Yani onun için bir şey yapmamız lazım. Benim zaten bir şey yapmam gerekiyor Azam. Ben de varım. Yani ne gerekiyorsa... Ne yapabilirim bilmiyorum ama ben de varım. Birlikte halledeceğiz Azam. Hep beraber halledeceğiz. Hadi ama Fazilet, ağaç oldum burada. Aç 2 dakika gireyim, aklım sende kaldı. Kız ışığın da yanıyor, niye açmıyorsun, evdesin? Allah. Abi.
Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ya yok Oğuz, ben hiç gelmeyeyim ya. Zaten cepte 3 kuruş para yok biliyorsun kardeşim. Siz takılın, tamam? Hadi. Yasin, Yasin bir koşu çilingir kap gel, hadi oğlum. Naz abla hayırdır ya? Fazilet, çalıyorum kapıyı, içeride ışığı dayanıyor, açmıyor kapıyı. Zaten bir başına kadın, düşüp kalsa haberimiz olmayacak. Hadi koş bir çilingir çağır oğlum. Abla Allah aşkına beni bulaştırma ya, git kendin hallet, tamam? Oğlum bir çilingir çağıracaksın, hadi aslanım be. Abla çağıracağım çilingiri, açacak kapıyı. Ondan sonra yok evime girdin bilmem ne, polis molis uğraşacağım ya. Hem o kadına bir şey olur mu ya? O var ya hepimizi gömer, hepimizi. Ben dedim derim, ben konuştum derim. Hadi koş yavrum, hadi. Hadi gözünü seveyim. Abla şuradan bakaydın işte ya. Baktım, oradan da baktım, içeriye de baktım. Işığı da yanıyor. Allah Allah. Allah'ım yarabbim. Dur bakayım, şu arkadan bakayım. Ablacık, ne çekil, oldu? Çekil, çekil, bayılmış. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Acaba. Baba biliyorum konuşmak istemiyorsun ama bak avukat da aynı şeyi söyledi. O kadının bir açıklama yapması lazım. Ailecek bu kadını muhatap almayacağız. Ona ben bu gücü vermeyeceğim. Siz bu konuda bir şey söylemek ister misiniz Ece Hanım? Hayır söz konusu anneniz yani, o açıdan diyorum. Hatırlatayım dedim. Ben annemle gereken konuşmayı yaptım. Ne isterse vereceğimi söyledim ona. Güzel. Verelim tabii ya. Ne isterlerse verelim. Bir şey istemedi zaten. Ece açmayacak mısın? Kim arıyor Ece? Binnaz abla bizim mahalleden, komşumuz. Anlaşıldı. Annen aracı sokuyor. İstemiyorum. Aracı falan istemiyorum. Açmıyor. Bak görüyor musun? Açmıyor. Biri yüzümü kapatıyor, öbürü açmıyor. Şunlara bak. Bir ne oluyor diye merak edip açmıyorlar bile. Ya gördün mü? Kızları telefonunu açmaz ama benim yiğidim yardım eder bir de buna. Ya bir sus be. Yakış. Ah Fazilet, ah ne yaptın kızım be ya? Yazıklar olsun size. Bu saat oldu, hala bir ne oldu diye dönen yok. Ben Fazilet Çamkıran'ın yakınıyım da kimse de bir şey söylemiyor. Nasıl oldu durumu bir öğrenebilecek miyiz artık? Ben bir doktor beyden öğrenip size haber vereyim. Tamam, bir zahmet. Hmm.
Binnaz abla. Param yoktu, ben de kendim kopardım. Delisin ya. Hayatımın ilk çiçeği biliyorsun değil mi? Ha. Hayatında ikinci bir şey hazır mısın? Günaydın. Günaydın. Geçti tamam. Ya şey, kalamam şimdi. Lansman meselesi biliyorsun. Babamla konuşmam lazım. Ne olacak peki sence? Yumuşayacak mı? Yani yumuşamak zorunda. Çünkü ben abimi kurtarmak zorunda. İyi. Hadi koş kurtar abini bakalım. Sonra da beni ara, sana bir sinema ısmarlayayım. Fakir çocuk. Allah Allah. Ben gideyim o zaman. İyi. Gidiyorum. Düşünme, düşünme. Hadi işine dön, işine dön. Yaz Egemen. İyi günler. Teşekkürler. Sen çıkabilirsin. Servis? Yaparız. Elimize yapışacak değil ya. Afiyet olsun. Sağ ol. Toplantıyı öne alabiliriz baba. Günaydın. 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 Ben de açıklamamızı okuyordum. Kapat onu. Kaldır şu masada.
Evet Yasemin. Biliyoruz ne dediğimizi şimdi sabah sabah. Hazım dur. Servisi ben yaptım da biraz onun demi fazla kaçtı. Yok böyle iyi. Ben içerim. Yok gerçekten fazla kaçtı. Sorun değil. Sorun değilmiş tatlım. İçsin. Altı üstü çay abartma. Efendim Simge. Yağız Bey, şimdi lansman için istediğiniz mekanlardan bütçe geldi. Şey yani bizdeki kaynak sizin verdiğiniz mekanlara yetmiyor. Evet biliyorum açığımız var. Biliyorsunuz ben şirketteki durumlardan haberdarım. Şey yani... Siz kendi cebinizden. Siz zarardasınız Yağız Bey. Sağ ol Simge. Ama sorun değil. En iyi mekan hangisi ise orası olacak. Peki Yağız Bey. Hoş geldiniz Sinan Bey. Merhaba. Sinan Bey, babanız için mi gelmiştiniz? Evet. Kendisi şu an burada yok. Yarım saat içinde burada olur. Toplantısı var. İyi tamam ben odasındayım. İş makinesi alınmış. Temeli attık. Neredeyse iskeleti bitireceğiz. Ama şantiyeye yeni bir temel kazma makinesi gidiyor. Şefimizin de kafası karışıyor. Doğal olarak beni arıyor. Gökhan Bey diyor, bu makineleri kim onayladı diyor. E tabii ben de imza yetkim elimden alındığı için doğal olarak geri çekemiyorum. Zaten makineleri de sen onaylamışsın baba. Baba bir şey demeyeceğim. Hazım. Evet. Gökhan bir şey diyor sana. Baba iyi misin? Bizim toplantımız vardı değil mi bugün? Baban biraz yorgun herhalde hayatım. Uykusunu alamamış galiba. Ben şantiyeye geçiyorum. Afiyet olsun. Hayır baba. Toplantı şantiyede değil. Şirkette. Tabii. Tabii, tabii. Ne bu şimdi? Ne oluyor bu adama ya? Fazilet gerilimindendir hayatım. Üstüne gitme, germe adamı. Çaya fazla ilaç dökmüşüm ben. Anladım hayatım. Bir kereden bir şey olmaz, boş ver. Ya ama içim hiç rahat değil. Ya bu ilaç sanki ağzıma yaramadı gibi. Ya günden güne kötüleşiyormuş gibi hissediyorum. Acaba annenin son zamanlarda yaptığı şeyler adamın sinirlerini germiş olabilir mi? Ben sinirden bahsetmiyorum Yasemin. Ya görmüyor musun adamın elleri titriyor böyle boş boş bakıyor dalıp dalıp gidiyor. Tamam. Tamam şöyle yapalım. Senin için rahat etmeyecek. Doktoru arayalım. Hı? Hadi. Selam. Ha, ne haber? İyi senden. Böyle sürekli salak salak sırıtıyorum ya. Engel olamıyorum kendime. Senin sayende tabii. Yok, senin sayende. Ben ne yaptım? Senin hislerinin sayesinde. Sen vesile oldun diyelim o zaman. Hazan tamam ya yeter yani uzatma. Ya affedersin yani beni her gördüğünde teşekkür etmene gerek yok. Vallahi gerçekten gerek yok.
İyi misin sen? İyiyim. İşler falan yolunda mı? Bir sıkıntı yok değil mi? Hani lansman falan. Telefonu çalıyor. Pardon. Açmam lazım bunu ya. Bütün gece aramış zaten. Görüşürüz. Alo, Binnaz abla ya. Arayamadım seni, kusura bakma. Nasılsın? Yazıklar olsun sana. Sana da kardeşine de yazıklar olsun, değil mi? Ne oldu? Niye kızıyorsun sen şimdi ya? Ya o kadar arıyorum, insan bir ne oldu diye dönmez mi kızım? Hastaneye kaldırdık anneni. Hangi hastane? Bizim oradaki devlet hastanesinde. Tamam. Tamam, geliyorum. Tamam. Ozan, ne oluyor? Anne, benim hastaneye gitmem lazım. Dur, ne hastanesi? Dur. Annemi hastaneye kaldırmışlar. Hastaneye gitmem lazım. Tamam, ben bırakırım seni ya. Hayatım, hadi bak gevşe artık biraz. Bak, doktorla da konuştun, kendini duydun. Yani ilaca alışana kadar bu tarz yan etkilerin olması normalmiş. Doğru da, ne bileyim. Çok gerildim artık Yasemin. Yani benim bu ilaç mevzusunu bir an önce ağzımla konuşmam lazım. Yoksa içim hiç rahat etmeyecek gerçekten. Tabii ki konuşacağız. Önce onu doktora gitmeye ikna edeceksin güzelce. Ondan sonra da ilaç mevzunu konuşacaksın. Ama lütfen o zamana kadar biraz gevşer misin? Kim arıyor? Ablam. Efendim canım? Ne? Ben hemen geliyorum. Ece ne oldu? Ece! İyi haberlerle gelin inşallah. Aman da aman. Kurban olsun babaannesi fotoğrafını mı görecekmiş torununu? Selin hadi çıkalım biz. Tamam. Sen çık, ben geliyorum. Sayenizde kendi doktorum yerine devlet hastanesine gidiyorum. Mutlu musunuz Şükrü Hanım? İncilerin mi dökülürmüş? Bizim canımız yok mu? Ama illa ağlayacaksan git abilerinle babana ağla. O parayı da unut. Susuyorsam bilin ki Yasin için susuyorum. Bunu sakın unutmayın. Dur sen dur. Bu parasızlık da daha çok susturacak Şükrü Yanan seni. Hadi yaz. Çok merak ediyorsun herhalde Fazilet Hanım'ı. Neyse ama bak merak etme. Aynı hastaneye gidiyoruz. Orada artık halini hatırını sorarsın. Selin. Ne? Haksız mıyım? Selin sus. Yeter. Lütfen. Çabuk. Yanıma almam lazımdı onu. Orada bıraktım. Orada öyle tek başına, kimsesiz. Sırtımızı döndük işte. Ece de ben de. O kadar doluyduk ki unuttuk. Her şeye rağmen annemiz olduğunu unuttuk. Selin şey, ya ben kendimi öyle şey hissetmiyorum ya. Yani dışarıda beklesem olur mu? Ben burada bekleyeyim. Tabii. Sen daha alışamadın. Benim çocuğuma alışamadın. Ya özür dilerim ben. Yani o anlamda demek istemedim. Yok özür dileme. Alışırsın. Çok zamanımız var.
Sen de baba olmaya alışırsın. Kurtardın. Ben de seni kurtaracağım abi. Baba, konuşacağız. Dövsen de sövsen de bu kez konuşacağız seninle. Hoş geldin oğlum. Tabii konuşalım. Tabii. Baba, ben seninle abim için konuşmaya geldim. Biliyorsun, şirketin zararını abim cebinden karşıladı. Sonra bir de çekim yaptı üzerine. Şimdi lansman falan derken... Baba, sen dinliyor musun beni? Baba. Baba, iyi misin sen? Baba, iyi misin? Annen nerede? Anlamadım baba. Kimi soruyorsun? Annen seninle beraber gelmeyecek miydi oğlum? Espri yapıyorsun değil mi sen baba? Ece'yi anne dememi mi bekliyorsun benden? Annen halanla beraber gelecekti. Nerede kaldılar? Fazla bildiğimden değil ama benim bebeğin kalp atışını duymam gerekmiyor mu? Yani ben monitörden pek bir şey anlamıyorum da. Hanımefendi, çok üzgünüm ama siz dış gebelik geçiriyorsunuz. Ne demek dış gebelik? Dış gebelik ne ki? Fetüs yanlış bir yere tutulmuş. Yani bu sağlıklı bir gebelik değil. Ne demek sağlıklı değil? Hanımefendi, sizin sağlığınız için bu gebeliği hemen sonlandırmamız gerekiyor. Hayır, hayır olamaz. Hayır. Benim ona ihtiyacım var. Benim bebeğime ihtiyacım var. Bakın, dış gebelik çok tehlikeli bir durum. Eğer hemen müdahale etmezsek sonucu ölümcül olur. Benim yüzümden. Senin suçun değil Ozan. Binnaz abla. İyiyim annem. Ha? Yazıklar olsun size. Senin gibi evlat olmaz olsun. Ozan tamam. Annenin yanına gel. Annem yok. Nerede annem? İyi yolculuklar. Sağ olasın. Thank you.
Bu da bir alıver oğlum. Ver ama. Tekrar gel anne. Tekrar geleceğim ama. Yok size zamanla. Tekrar geleceğim. Adapazarı yolcusu kalmasın. Adapazarı kalkıyoruz. Hadi bakalım Fazilet Hanım. Buraya kadarmış. Hadi bakalım. Kızların sensiz cennetlerinde mutlu olsunlar. Senin kendi cehennemine kadar yolun var da. Hadi bakalım.